Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Football Day birinci ve ikinci takımını yorumlayacağız. Yanımda Ömer de var. Bu Team of the Year ve Team of the Season dışında en büyük promo olarak kabul ediliyor genelde. Geçen sene de öyleydi. Hani Mbappe falan gelmişti. 5-5 bayağı hype'ı yüksek bir promo. Biz de oyuncuları birden 5'e kadar ayırdık hani. Diğer 1'deki oyuncuları en iyi oyuncular olarak kabul edip diğer 5'tekileri de oyunumda oynatmam felsefesinde kabul ediyoruz. Böyle bir ayrım yaptık. Arada kalanları da kendi aralarında dizdik. Bizim düşüncemiz böyle oldu. Sizinki farklı olabilir. Şimdi hemen diğer 1'deki oyunculara yani bu gelen iki takımdan en kullanışlı oyuncuları şey yapacağız. Onlara bakacağız. Diğer bir takımı açıyorum. Evet, herkesin de aklında olan oyunculardı bunlar büyük ihtimalle. Ömer, sana sorayım. Diğer bir de en çok kimi seviyorsun? Yani baktığım zaman bu kadroda benim kadroma en oturacak isim Atallao var. Ama onun dışında Mendy çok iyi olmuş. Sterling inanılmaz bir kart, biraz bir tık pahalı olmasına rağmen. Evet, fiyatı Tomori ne kadar? 1,5 milyon falan galiba. O civarda bir şey. evet, 1,5'tan biraz daha fazla, hatta Hı 1,7 1,6 civarı. Vidal çok iyi bir SPC olmuş. Onun dışında Kent. Hepsi bunların, yani kadronuza oturacak isimler. Hepsine bir şekilde bağlarsanız oynar yani. Eğer Sizin Over'ın mesela freeze kartını kullanıyorsan direkt buna geçiş yapmak inanılmaz bir çağ atlama gibi olur için değil mi? Çok şey, evet. çünkü defansı da freeze kartına göre çok yüksek. Bu kart Shadow'la gayet oynar CM'de. 4-4-2'de iki tane CM ile bir tanesi bu, iyi oynarsın. Adama Traore zaten çok hızlı ve skill move'su 5, weak foot'u 4. Adama Traore'nin en sevilmeyen özelliğiydi zaten weak foot'un düşük olması. O da burada iyileşmiş ve tüm özellikleriyle beraber. Agility balance'ı da gayet oynayabilecek bir seviyede. Stamina'sı da ortalamanın üstünde. Bu da iyi. Ya onun Bana... için bir de Ha, sen bugün söyle. daha gelmedi. Video yüklendiğinde yüksek ihtimal gelmiş olacak. Renato ile inanılmaz bir orta saha ikilisi olacağını düşünüyorum. Evet. 4'te SBC girince. O gerçekten olacak iş olmayabilir yani. Aouar Renato olursa, Renato gelirse İnanılmaz bir orta. 4-4-2'de manyak oynar. Söylentilere göre Kondogbia'da gelebilirmiş diyorlar. Yok. O başka bir şey miydi? Yok, Yok Bakayoko yok. diyorlar. Bakayoko Bakayoko, değil mi? Bakayoko ile Renato Sanchez arasında gidip geliyordu. İnşallah Renato Sanchez gelmiştir yani bu video evet. yüklendiğinde. Onun dışında bence en önemli kart burada Atal. Cezayirli olabilir ama bu adama şey hani hangi hoca soruyor hangi pozisyona oynarsın? Atal da tamam diyor. Zorlasan stoper bile oynar bu kart yani anladın mı? O derece. İnanılmaz bir kart. Geçen seneki Tots kartını hatırlatıyor. Evet. Defansı iyi. 4-4-2'de oynar. Kanat oynar. Forvet oynar. Finishing'i 91 adamın. Bek oynar. Stoper oynatma da. Bek, sol bek, orta sağ kanat, sol kanat, CM falan her pozisyon oynar. Çok iyi kart, inanılmaz iyi. Zaten Extinct şu an. Kent geçen senenin OP kartlarından bu da şey sağ kanadı eğer şeyle kim yağlıyorsanız Tavernier'le falan sağ beki Tavernier'le kim yağlıyorsanız direkt Tavernier'le şey double link'i var değil mi Ömer bunun? Evet. Tavernier'le direkt link'i var. Çok iyi bir kart. Öyle. Vidal Şilili olması biraz kötü ama onun dışında çok iyi kart. Sağda da çok iyi duruyor. Bana karşıma gelmişti bayağı iyi duruyor. Mendy bana Çok çıktı. sağlam bir kart. Stoper, sol bek, sağ bek oynar. Çok iyi. Sterling'i ben inanılmaz beğeniyorum. Bayılıyorum. O zaten Ömer de demişti. 98 agility, 98 balance. 98-98. Çok iyi yani direkt Weak olacak. foot'umla mu 5 yaptılar Sterling'i Skill yoksa skill moves'unu. mi? Bence weak foot'u 5 olsa daha iyi olurdu ama tabii Sterling çok iyi ya. İyidir. Tomori iyi.
Ben o sene başında normal kartını oynatıyordum, o da iyiydi. Bu kartı da çok iyidir büyük ihtimalle. Ben de iyi dedik. Sahnede bence şeyden çok Almanya'ya dönük bir FIFA var şu an. Çok iyi kimya veriyor, anladın mı? Aynen. Klostermann'a, Kimmich'e, Lewandowski'ye, Royce hatta, SPC'ye. Aynen. Hepsine. Biraz dönüşü düşük. Balance'ıyla agility'si hani tamam 80'ler 90'lar iyi ama yani Türkiye'de oynadığımız için diyoruz biz de hani düşük diye. Çünkü server'dan dolayı agility balance'ı böyle yüksek olan adamların oynatmak daha mantıklı. Bence Cam oynamaz ama şey o dizilişte CM falan filan kimyalanıp sağ kanat falan oynayabilir gibi düşünüyorum. Veya sol kanat, weak foot'u da. Forvet de oynar bence. Kanat forvet oynar gibi geliyor. Yani Yani. tabii finishing'i biraz düşük gibi hani şu oyunun evresinde belki 86 yetmeyebilir ama böyle Hunter'la falan koyarsan köpek gibi oynar gibime geliyor. Böyle bence TR1 gayet iyi oyunculardan oluşuyor. Diğer ikiye geçelim mi? Başka eklemek istediğim bir şey var Geçelim. mı bu oyuncu? Yok, teşekkürler. Geçelim diğer iki. Evet, TR2'deyiz şimdi. TR2'de de bunların bir alt seviyesi oyuncular var. Yine oynar, belki oynar falan filan. Erkiye de bunları ekledik. Ömer genel bir görüşünü alayım ben. Genel olarak bunların da hepsi bence gayet oynayabilecek kartlar. Yani her türlü hiçbir sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Kadromuzda sırıtacağını düşünmüyorum. Ben Thiago'yu ve Palacio'yu buradan bizzat kendim oynattım. Palacio gerçekten yani ilk 11'imde keşke başlatabilsem diyorum ama işte kimya sıkıntılarından dolayı biraz TR2'de yer verdik ona. 5 skill mi Yoksa olsun? çok iyi bir 5 skill move. İnanılmaz bir kart yani. Oyun içi hissiyatı da çok güzel. Hani bazı kartların oyun içindeki hissiyatı da çok önemli istatistikler dışında. Bu o kartlardan biri olmuş. Zaten FIFA 17 eski FIFA'lardan 16'lardan 15'lerden hatırlayacağımız bir isim. Onun dışında Thiago'yu da kendim piklerden geldi bana oynattım. Hani çok çok iyi bir kart. Keyifli kullanması 5-5 zaten. Ama o Bruno'yu kesecek kapasite yok yani. Şut açısından mesela zayıf kalıyor. Onun dışında Hızı da biraz sprint speed'i kötü. mesela hani hızlanması çok iyi. 95 acceleration'ı var ama sprint speed'e kalktığında bir tık yavaş kalıyor. Ama kullanması keyifli, her türlü oynayacak bir kart. Bana bu kart hakkında Interception 97 olması çok iyi geldi. Evet. Ya bu ne Interception yapıyor yani? 97. 97. Ben de bizzat Sambia'yı kullandım. Sambia iyi bir kart arkadaşlar. Ben de sol bek oynuyor ama sol bekte çok önermiyorum. Sağ bekte oynar. Stoperde de denedim. Stoperde de yani çok şey değil. Çok iyi kafa vuruyor onu söyleyebilirim. Yani kafa vuruyor derken hayvan gibi zıplıyor. 99 jumping'i var zaten. Ben beğendim. Defansif açıdan iyi yani fena değil. Böyle. Modric'i beğendik Ömer'le TR2'ye koyduk o yüzden. Defansif özellikleri 82 overall olarak gözüküyor ama bunun sebebi heading accuracy'sinin 63 olması. Hani o düşürüyor. Onun dışında 90 interception var, 80 86 standing tackle, 81 light tackle ve 5 weak foot. Hani istediğiniz ayağınızı çekip istediğiniz yere pası atabilirsiniz. Staminasının 99 olması ayrı bir, iyi bir özellik. Thiago'ya çok benzer bir kart aslında bu, şu an fark ettim. İkisi Evet. de aynı tarzda oyuncular Aynen. istatistik bakımından. Modric TR2'de ise Thiago'nun da TR2'de olması gerekiyor diye düşündük. Çünkü çok benziyor iki kart. Bunun ayrıca Mendy, Varane kimyası falan filan da var. Hani orta sahada koysanız çok sıkıntı çekmezsiniz yani kimya açısından. Öyle buna değindik. Paulinho ve Lucas Moura, iki Brezilyalı. Bu iki kartı da beğendiğimi söylemek istiyorum. Paulinho çok iyi bence defansif anlamda ve ayağına geldiğinde de golü atabilecek birisi. Ligi biraz sıkıntı ama oyunda çok fazla Brezilyalı var. İyi Brezilyalı işte Neymar olsun, Lucas Moura olsun hani bu kimyalamasının çok zor olacağını düşünmüyorum. O yüzden TR2'ye koydum. Çin liginde olmasına rağmen bir dakika. Ha, Çin liginde olmasına rağmen
5 weak foot 4 skill move bence çok iyi oynar. High high Ben zaten. informunu kullanmıştım sene başında. Tank gibiydi yani. Hem Boyu şut da çekebilme 6-0. özelliği de var. Defansif açıdan da çok sağlamdı hatırlıyorum ben. Yani çok iyi bir kart olacağını düşünüyorum. Fiyat açısından da uygun yani. 200-300K civarı bir şey olması lazım. 300 bin Evet. neredeydi yanlış hatırlamıyorsam. Liginden dolayı fiyatı düşük ama çok iyi bir kart olacağını Evet. düşünüyorum. Lucas Moura, ben şutuyla pasını biraz düşük buldum. Onun dışında iyi bir kart bence. Yani fena durmuyor açıkçası. Yani agility balance'ı yüksek. Hep ona bakıyormuş gibi konuşuyoruz ama o çok önemli bir şey sonuç olarak. İyi bence ama öyle çok ekstra bir kart da değil. Skill move'su 5, weak foot'u 4. Bence tam tersi olsa çok daha güzel bir kart olabilirdi ama iyi yani. Yine oynar, çıkarsa oynatırım. Bu kart için başka bir düşüncem yok. Senin var mı? Şeyin, Fiyat olarak biraz yüksek. Hani kartta fiyatı bir çok kusur yok. yüksek Kart ya. süper Ne de işte. kadarmış? Premier Lig kartları hep böyle yüksek fiyatlı oluyor zaten. Henancho'nun şeyi Baksana geldi. 900K Ayırveriş kartı vermezsin bu adama geldi. yani. Evet yani çok vereceğimi sanmıyorum ben de. Tamam. Henancho'nun mesela ayın oyuncusu kartı geldi. 250 bin. Premier Lig oyuncuları genel olarak hep böyle fiyatları çok yüksek oluyor. Evet, doğru söylüyorsun. Royce için ne dersin? Royce SBC geldi. Royce, hani ben kendim Alman ekolünden devam ettiğim için yapmayı çok düşündüm ama çok pahalı birincisi. Ne Hani kadar? çok iyi bir kart. Oyun içi biraz ağır kalacağını düşünüyorum açıkçası. Onun dışında hiç bir sorun yaşayacağımı sanmıyorum. Sadece bir tık pahalı geldi bana. Hem 87 hem 85 hem de 84'lük kadro istiyor. Yaklaşık 600 bin civarı bir fiyat oluyor Royce için. Bilmiyorum. Benim için bir tık Royce'a pahalı verilmez geldi. abi. Verilmez. Ben de çok Zaten kullanamıyorum solda, defansif sol açıdan. kanatta Neymar'ı kimya alıyorsun büyük ihtimalle. Evet. Yani zaten düşük kimya oynayacak o baştan. Belli yani o. Bir de düşük kimya oynatmak çok sarmayabilir. Ama yine bence oynasa oynar yani. Bu Tabii canım. 2,5 3 arası bir karttı bence tier olarak. 2,5'tu ama Bence Royce'a olan saygımızdan dolayı onu 2'ye layık gördük. de. Şimdi o zaman 3'e geçiyorum. Çok da uzatmayalım bunu. 3'e Hı. geçiyoruz. 3'te de yine ortalama kartlar. Burada çok uzatmaya gerek yok. Yani Payet niye 3'te mesela? Pace'i düşük. Ve yani Fransa'ya Payet kimya alacaksın diyelim. Öncelikle Payet yapacak lüksün varsa zaten iyi bir kadron olması lazım. Hani kadronda aradığın eksik isim büyük ihtimalle Payet olmaz yani. Yanlış mı düşünüyorum Ömer? Bence de yani çok Yani gerekli olacağını sanmıyorum Payet'i yapmak için ilginç bir sebebin olmalı yani. Niye Payet yapasın? Yani öyle düşünüyorum. Jamie Vardy A5 Big Foot 4 skill move Vardy oyunun en iyi forveti diyebilirsin. Ama bu adam pası çok kötü abi. Bu adam pas atamaz. 52 long pası var. 75 short pas falan kurtarmaz. Ayrıca 80 agility, 81 balance. Düşer bu adam yani. Bir koysalar sarsılır. O yüzden oynamayacağını düşünüyorum. Yoksa pace'i falan okey. Şutu da okey. fiyatı da az değil yani Fiyatı da baktığımda bayağı pahalı 850 yani. evet 850 bin civarı. Emrecan'ı buraya koydum. Çünkü Emrecan'ın yerine çok daha iyi opsiyonlar var. O Almanya Ligi'nde. Yani bunu alacağına başka bir şey alabilirsin bence. Yanlış mı düşünüyorum? Yani pay... Neuhaus var mesela aynı şekilde Alman o da. Evet. Çok daha kullanışlı bir kart bence. Hem de yüksek Neuhaus ama senin fiyatına üzümlü kekin. göre. Evet, onunla bir gün buluşacağız. Yani çok ekstra bir kart değil. Öyle bir şey Hızlanması çok düşük. 71 hızlanma sıkıntı yaratır orta sahada. olabilir abi valla. Acceleration. Ya böyle pace böyle 86-87 falan olsa yine bir düşünürdün ama 80 pace şu evrede orta saha için çok yeterli değil. Abi Gervinho'yu biz ilk önce tier 4'e koymuştuk. Sonra dedik ayıp olur. Gervinho iyidir yani. Ve 5 skill move'u da var. Gervinho koştu mu koşar.
Bence Tam bir super sub tam bir bence. süper sap. Ama ne kadar yapılıyor hatırlamıyorum. Bu adamı yaparsan ilk kadronda 150 bin oynatmaya civarı. aynen 150 bin, yani öyle bir bütçen varsa hani 150 bine yedekten oyuncu sokmaya okeysen yap. İyi oyuncu. Ama işte onun da belli başlı şey özellikleri var böyle onu kötü yapan. 3 şeyi mesela nedir o? Bigfoot'u. Ters ayağı 3 falan. Yani işte biraz strength'i falan da düşük. Böyle bir şey hani biraz böyle ezilebilir sahada. Bu tam şey hani 80'de falan sokacaksın. Hayvan gibi koşacak yani adam ona vücudu koyacak enerjisi olmayacak artık. O yakalayamayacak yani direkt adama dokunmak için. Öyle düşünüyoruz. Mesut hakkında bir düşüncen var mı? Galatasaraylısın. Ben Mesut. Sormak zorundayım. Eğer fanatik bir Fenerbahçeliyseniz, hatta fanatik olmanıza da gerek yok. Mutlaka yapın yani. Çok iyi bir kart olmuş. Bu Footbird'deydi de Türk Ligi'nden oyuncular getirmesi, hatta üst üste getirmeleri Podolski ile Mesut'u bayağı ilginç oldu yani. Hiç beklenmeyen bir hareketti açıkçası EA'den. Güzel de ikisi de Alman ve Türk Ligi'nden. Mesut da Podolski gibi, bence birlikte yapabilirsiniz. Böyle bir Türk Ligi kadrosu projeniz Evet, varsa direkt kartı gayet iyi. yeşil linki var. Oyun sonunda fantastik bir kadroda yer alır yani. Sonuçta Team of the Season'lar da gelecek Süper Lig için. Güzel bir fırsat olabilir eğer öyle bir kadro planınız varsa. Evet ve 5 weak foot'u var. O Mesut için güzel bir şey yani böyle. Mesut'un sağ ayağına çekip vurmak ayrı bir olay ve güzel hissettirir. Böyle. Aynen. Perisic'e ayrı bir parantez açmaya gerek yok. Bunu sadece Vidal'le kimyalayabilirsiniz. 5-5 olduğuna bakmayın. Perisic şey bir kart, ağır bir kart ve medium. Atağı da böyle çok gitmiyor falan filan. Arada kalıyor biraz. İşte tam tier 3'lük bir kart. Tier 4 kadar kötü değil ama tier 2'ye de asla çıkabilecek bir kart değil. O arada kalmış. Hermoso da bence iyi bir kart. Son olarak bu zaten. Bunun skill'ımız yerine weak foot'u 5 olsaydı tabii daha iyi olurdu. Stoper'de ihtiyacımız olmayan bir şey. Sol ayaklı olması bence şey güzel bir özellik. Çünkü çoğu stoper sağ ayakla hep soluna çekip atmaya çalışıyoruz. Ay sağına çekip pas vermeye çalışıyorsun ya ister istemez. O sol stoper'de bence iyi oynayabilir o yüzden. Ne düşündün? Work rate'lerinde high medium olması biraz sıkıntı bir defans için. Evet. Doğru. Öyle yani bunlar tier 3 zaten. Tier 2'ye çıkamamış. Da kalmış gariban oyuncular. Şimdi 4'e geçiyoruz. 4 ile 5 gerçekten sıkıntılı yerler. Buradaki oyuncular oynar mı oynamaz da kalmış. Bu 4 diyebilirsiniz. Abi Inaki Williams buraya koyulur mu? Ya kardeşim bir git. Inaki Williams öncelikle 3 de değil 4 de değil. 3,5'luk bir kart ama 4'e yakın. Inaki Williams nasıl? 5 skill move, 4 weak foot. Inaki Williams ama uzun bir kart. 6,1 boyu var. Ne kadar oluyor? 1,80 mi? 85 civarı Aynen. olması lazım. Bu oyunda uzun boylu hızlı kartlar hissettirmiyor. Yani hissettirse de düz koşularda koşuyor. Ama böyle dar alana girdi mi top hemen ayağından kaçıyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Ve balance'ı 71. Sen bu adamla ceza sahası içinde dribbling yapamazsın. Haksız mıyım Ömer? Evet, o dans edemezsin bununla ceza sahasında. Gerçekten bir dönersin bir sağa bir sol. Sonrası yok. Sonrası gelmez. Onun dışında pası biraz düşük. Long pass'i 75, short pass 84. Ya bunu oynatacağına, oynatabileceğin adamlar var. Ya yani bu fiyat ne kadardı? 300K mıydı bu adamın fiyatı? 300, aynen 300. 300K mı Inaki Williams'a ben vermem açıkçası. Podolski fena değil. Bence güzel bir kart. Tam tier 4 arası gibi düşündüğüm bir Bence de karttı. evet. Skill moves'u güzel. Dribbling'i kötü. O bu da dönemeyebilir biraz. Öyle.
Yani çok da şey yapmaya gerek yok ama bir Türk olarak Bir Süper Lig yapılabilir. kadrosu planınız varsa sene sonunda cuk diye oturur. Aynen. Abi Simon ne diyorsun? Bası Abi kötü. Simon'u sana bırakayım ya. Abi Simon'u oynattım ben. Şöyle. Kötü bir kart değil. Ama dediğim gibi şu an 33K falan da en son. Al abi. 80'den sonra sokarsın. Koşsun öyle. Takılsın. İlk kadroda asla Geçen oynamaz. seneki Team of the Season'ın Geçen etkisini seyrek Team of the yaratamamış. Season çok iyi. Onun gazıyla alındı zaten bu kart. Öyle. Chaudhurya. Chaudhurya bakınca gözüme sadece Marquinhos geliyor. Birebir aynı. Hiçbir farkı yok. Oyunun şu evresinde sana full defansif adam lazım değil. Önünde kaldı mı vurabilecek defansif adam lazım. Chaudhry'nin 68 şutu var. Bu objektif yap, SPC'ye verirsin. Ama asla kadronda oynatma. Bernardeski tamam hadi güzel. 86 pace koşar mı koşar. 86 şut vurur mu vurur. Pası da atar. Dribbling onu da yapar agility balance. Tamam da niye Bernardeski oynatacaksın ki? Yine ayrı bir sebebin olması lazım. Payet SBC'ni yapmak için. Gibi düşünün. Hiç parlayan bir özelliği yok yani. Sıradan bir kart. Evet. Oyunda bu tarz kartlardan bir sürü var yani bulabileceğiniz. Aynen. Mangala yerine ben Varan oynatırdım direkt. Ama siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Yani Varan'dan çok ekstra bir yanı yok. Ayrıca Varan'ın Mendy ile de kimyalayabiliyorsunuz. Ondan Mangala çok önereceğim bir kart değil. Mandan da ben yaptım. De kullanmadım da. SPC'ye basacağım. O yüzden bekliyorum. 5 skill'ın var ki bizi ilgilendirmiyor yani. Kaleciyle bilmiyorum. Pek Tatlı bir kart olmuş. tatlı bir kart. Üşenmiş Şirin şirin olsun. takılır işte sağda. Günter'de 6-1 boyu var. Uzun. Sol bekte bence o şeyi hissettirmeyebilir. Meunier'e benziyor bence bu biraz. Böyle hani hayvan gibi uzun ve bek. Bunu stoper denenebilir. Hiç denemedim. Hani o yüzden hani kendim hani demeyeceğim hani stoper oynar falan diye ama stoper denenebilir bence. Kötü bir etki yaratacağını düşünmüyorum. 4 böyleydi. Şimdi 5'e geçelim. TR5'te düğünümde oynatmam klasman. Hani bu kartlar varsa elinizde satılamıyorsa SPC'ye bas. Direkt kullanma. Bu kadar. İşte o. Burayı direkt geçiyorum. Den tabii ki oynamaz. Paulo Otavio. Belki hani çok çok zorda kaldın ve Neymar'ın bir sarı linke daha ihtiyacın var. Stoperlerin Almanya'dan çaresizsin anladın mı? Tamam o zaman belki oynar. Dalbert süper sub olsa kendini şanslı hissedecek bir kart. Hunteler affedersiniz. Tamam hadi 90 öğren. Oynama. Yani git tamam mı oynama. Sen oynama. Bu arkadaş zaten imkanı yok yani. Bu arkadaş. Ona ismini bile söylemeyeceğim. O kadar kötü bir kart. Wang Hee-chan hype'lanmış bir kart. Hani abi Wang Hee-chan footwork'te oynarım falan. Yok. O sene başındaki normal kartın hiç Abi insan skill moves'u 3 bırakır mı Allah aşkına ya? Bir 4 mört yapaydın da adam bir kendine geleydi. Wang Hee-chan çok kötü bir kart. Böyle. Yani bunlarla oynamayın abi direkt. Bunları kimseye önermiyoruz. Sadece şu adam belki çok zor bir durumda oynatılabilecek bir kart. Peki onun için şey yapıyorum. evet. Başkası diğerleri hakkında zaten görüşeceğimi bettim. Ömer de bana katılıyordur büyük ihtimalle. Kesinlikle. Onun dışında başka bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bence yararlı bir video oldu. En azından kendi görüşlerimizi ilettik. Biraz da uzun bir video oldu. Normal videolardan bir 5 dakika falan daha uzun oldu. Vallahi zaman akıp geçti. Umarım sizin için de akıp geçmiştir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler.